Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle taze zeytinyağlı fasulye yapacağız arkadaşlar. Bunun için malzemeler 4 tane domates, 2 tane soğan, sarımsak ve fasulyemiz var. Ve pişerken de salça koyacağız. Hemen öncelikle soğanlarımı doğramakla işe başlıyorum. Burada taze fasulye pişirirken malzemelerimiz ne kadar çok olursa bol olursa fasulyemiz o kadar lezzetli olur. Ve birazdan sizlere de pişme tekniğini de göstereceğim. Nasıl yaptığımı nasıl lokum gibi pişirdiğimi de göstereceğim arkadaşlar. Kesin bundan sonra fa taze fasulyenizi bu şekilde yapacaksınız. inanın çok çok lezzetli oluyor. Öncelikle soğanlarımı doğruyorum. Bunları hemen bir tabağımın içerisine alıyorum. Ve daha sonra arkasından hemen domateslerimi doğramakla işe başlıyorum. Ben taze fasulye yemeğini yaparken her zaman domatesin kabuklarını alıyorum. Bu şekilde yaparsanız daha bir güzel olacak, daha bir lezzetli olacaktır. Ee, mutlaka bu şekilde domatesin kabuklarını alalım. Fasulyeyi ben burada bir kilo fasulye kullandım. 1 kilo fasulyeye 4 tane domates tam geliyor. Domatesleri de aynı soğanları doğradığım gibi yine aynı biçimde hepsini doğruyorum. Küp küp olacak bir şekilde. Türk mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden bir tanesi Taze fasulye yemeği her evde pişen bir yemektir ama bunu lezzetli yapmak gerçekten kendi elimizde olan bir şey. Bu şekilde yaptığımız zaman inanın lokum gibi çok lezzetli olacak. Üzerine de sarımsaklı yoğurt veya sarımsaksız da seviyorsanız olabilir. Döktüğünüz zaman çok çok daha lezzetli bir tat, bir lezzet elde edersiniz. Domateslerimi de doğradım bunları da ayrı bir kabın içerisine aldım ve bir kenara alıyorum Beni bilenler biliyor takip edenler biliyor e, Hollanda'da Bu şekilde fasulye bulması e, biraz daha uygun arkadaşlar yani küçük küçük fasulyelerden biz bulamıyoruz Buradaki fasulyeler genelde bu şekilde uzun uzun oluyor e, Ama kendi yetiştirdiğimiz fasulye olursa tabii ki daha bir lezzetli olacaktır bu fasulyenin de tadı çok güzel çok lezzetli bir fasulye Hemen baş kısımlarını temizliyorum. Ortadan ikiye kesiyorum. Diliyorum bıçakla ve tekrardan ortadan ikiye kesiyorum. Hepsini aynı şekilde yapıyoruz. Siz isterseniz enine normal bir şekilde de kesip koyabilirsiniz. Burada biraz hızlandırdım. 2-2 doğramaya başladım. Güzelce yıkadım fasulyelerimi. Borcamın içerisine de koydum arkadaşlar. Bakın ince uzun bir şekilde doğradım. Hemen şimdi bunları dizmeye de geçiyorum. Bir tenceremin içerisine kabuklu olacak bir şekilde domatesimi koydum. Daha sonra kenarlarına fasulyeleri koyuyorum. Hepsini aynı şekilde gelecek bir biçimde bu şekilde diziyoruz. Burada domatesi kabuklu koydum çünkü eğer kabuksuz koyarsanız çok çok parçalanabilir. O yüzden ortasına koyduğum domatesi kabuklarını soymadan bir şekilde koydum. Kenar kısımlarına da hepsini aynı boyda olacak şekilde güzelce fasulyelerimi diziyorum. Görmüş olduğunuz gibi hepsini güzelce dizdim. Üzerlerine de şöyle bir avuç soğanlardan gezdiriyorum. Ve daha sonra arkasına da domatesimden bir avuç şöyle koyuyorum. Daha sonra üzerine iri iri olacak şekilde sarımsakları doğruyorum. Dediğim gibi sarımsak, soğan ve domatesi bol olduğu zaman... Fasulyeniz çok çok lezzetli bir yemek olacaktır. Burada sarımsakların hepsini doğramadım. Birazını da en üst kısmına koymak için ayırdım. Üzerine de biraz bir tatlı kaşığı kadar toz şeker gezdiriyorum. Toz şeker koyduğunuz zaman çok tatlımsı bir aroması olacaktır arkadaşlar. Bunu mutlaka koyun. O fasulyenin içerisindeki sasılığı alacaktır. Çok lezzetli bir tat veriyor. Üzerine tekrardan soğanlarını koyuyorum. Tekrar üzerine domateslerimi de gezdiriyorum. Kenarlarına hepsini tek tek sırayla koyuyoruz. Geriye kalan fasulyelerimi de üzerlerine, yine kenar kısımlarına yerleştiriyorum. Bu şekilde yaptığınız zaman yemeğinizin hem görüntüsü çok güzel oluyor hem lezzeti çok farklı oluyor. Mutlaka bu tarifi bu şekilde denemenizi de tavsiye ediyorum arkadaşlar. İnanın etten lezzetli, çok çok güzel bir yemek elde edersiniz. Çok lezzetli oluyor. Bu şekilde yaptığınız zaman kesinlikle yorumlardan bana dönüp yazacaksınız. İnanın çok güzel oluyor. Bakın görüyorsunuz fasulyelerim tam geldi. Zaten tencereme göre 1 kilo fasulyem tam sığdı. Geriye kalan sarımsaklarını da en üzerine koyuyorum. Malzemelerin adedini açıklama kısmına yazacağım. Hangi malzemeleri kullandığımı oradan da tekrardan bakabilirsiniz. Bir sorunuz olursa bana yorumlardan sorarsanız oradan geri dönüş yaparım. Bir yemek kaşığı salçayı bir kasenin içerisine aldım. İçine bir tatlı kaşığı tuz koydum. Biraz da pul biber attım. Çok az bir şey suyla arkadaşlar bunu özledim. Bu fasulyenin pişerken susuz pişmesi önemli arkadaşlar. O yüzden hiç ekstra su koymuyoruz. Sadece Salçayı sulandıracak kadar bir su ilave ediyoruz. Başka hiç su koymuyoruz arkadaşlar. Fasulye kendi buharında çok güzel bir şekilde pişecek. Pişme, pişmez demeyin. Kesinlikle çok güzel pişiyor. Salçalı suyunu da her tarafına dökerek, gezdirerekten şöyle tenceremin her tarafına döküyorum. Böyle bile görüntüsü gerçekten çok güzel oldu. Pişmemesine rağmen çok güzel bir görüntüsü var. Püf noktalarından bir tanesini söyleyeyim. Yağlı kağıdını suyun altında e, suyla ıslattım, büzüştürdüm ve tencerenin üzerine bunu kapatıyorum. Bunu yapmamızdaki amaç kendi buharıyla kendi kendine çok güzel bir şekilde lokum gibi pişecek arkadaşlar. Mutlaka bu şekilde yapalım. Kenarlarından sıkıştıralım. Yağlı kağıt üzerine iyice yerleştirelim. kapağını kapatıyorum. 1 saat boyunca hiç ağzını açmadan bu şekilde pişiriyorum. Lokum gibi olacak arkadaşlar. Ve şimdi bakın gerçekten şöyle üzerindeki kağıdını da alayım. Bakın ne kadar güzel olmuş arkadaşlar. Hiç dağılma yok. Bozulma yok. Gerçekten çok güzel bir şekilde de çıktı. Hemen size de göstereyim ne kadar yumuşak olduğunu, ne güzel piştiğini. Bakın arkadaşlar. Çok güzel bir görüntüsü oldu. Lokum gibi pişti. İnşallah sizler de bu şekilde yapar denersiniz. Videomu buraya kadar beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, bildirim sesini açmayı unutmayalım. Bildirim sesini açtığınız zaman yeni tariflerimden haberdar olacaksınız. O güzel yorumlarınızı her zaman olduğu gibi bekliyorum. Hemen tenceremi ters çevirdim. Sunum için şöyle hazırladım. Burada ışık biraz az geldiği için fasulye biraz karanlık çıkmış. Ama gerçekten çok çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Kesinlikle bu tarifi bu şekilde yapın diyorum. İnşallah başka tariflerde güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.